Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Aynur Koş. Bugün sizlerle görselde görmüş olduğunuz çantayı çalışacağız. Arkadaşlar çantamızı kağıt ip ve Supra'dan öreceğim. Kağıt ipimi çile halindeyken yumuşattım, kuruttum ve o şekilde sardım arkadaşlar. Kağıt ipimi nasıl yumuşatıyorum videosu kanalımda var. Şöyle ince bir Supra ip kullanacağım. Çantamızı 3,5 milimetre tığla öreceğim arkadaşlar. Tığımızın burada yazan milimetresini baz almalıyız. Bir makas ve bir de tabana ihtiyacımız var. Dilerseniz tabanı kendiniz örebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben böyle bir taban yaptırdım ve bu tabanı kullanacağım. Şimdi hiç vakit kaybetmeden çantamızı örmeye başlayalım. Arkadaşlar tabanımın ebatını vereyim. 25 santim ve 18 santim. 25'e 18 bir taban kullanacağım. Arkadaşlar tabanımın üstünde şöyle bir jelatini var. Bunu bu şekilde çıkartıyorum. Evet arkadaşlar, sizi de Efe ile tanıştırayım. Efe de dükkanımızın kedisi. Sağ olsun bizi seçti. Artık hiç yanımızdan ayrılmıyor. Gördüğünüz gibi videoda çok zor şartlar altında çekiliyor. Evet, jelatini böyle çıkartıyoruz arkadaşlar. Şöyle kısa kenarından başlıyorum arkadaşlar. Supra ipimi ve kağıt ipimi üst üste koydum. Bu şekilde başlıyorum. Bakıyorum. Şu ipimi de örerken saklıyorum. Şuraya bir ilmek belirleyici takıyorum. Şimdi arkadaşlar bir tek bir çift olarak öreceğiz. Aynı noktaya bir tane daha battım. Bir tek bir çift. Şimdi yanındakine tek batıyorum. Bir tane. Yanındakine çift batıyorum. Bir aynı noktaya bir tane daha, iki. Tek çift, tek çift. Yanındakine tek. Yanındakine çift. Bu sıramız biraz zor oluyor arkadaşlar. Yani zor derken tabana, böyle sert kalıplı tabanlara ilk sırayı yapmak biraz el oyalıyor. Zorluğu da o. Tek köşeye geldim. Arkadaşlar buraya 3 tane batıyoruz. 1 2 3. Şimdi şurada tekle bitirmiştik. Burayı çiftle devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Şurada tekle bitirmiştik arkadaşlar. Köşeyi 3 yaptık. Şimdi buraya çiftle devam ediyor. İlkini battım. Bir tane daha batıyorum aynı noktaya. Yanındakine tek. Yanındakine çift.
Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Yine köşede 3 arttıracağım. Burada tekle bittiyse burayı çiftle başlayacağım. Burası çiftle bittiyse burayı tekle başlayacağım arkadaşlar. Şimdi ben tabanımın çevresini sık iğnelerimi yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, sık iğnelerimizi bitirdik. Şimdi ilmek belirleyicinin olduğu yere, bakın şuraya batıyorum. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Ve buraya bir sık iğne yapıyorum. Arkadaşlar şurası bizim başlangıç ve bitiş noktamız olacak. Şimdi bir sıra sık iğne yapıyorum. Spiral bir şekilde öreceğimiz için ilmek belirleyiciyi buraya taktım arkadaşlar. Çantamızı ördüğümüz zaman bitireceğimiz nokta ilmek belirleyicimizin hizası olacak. Şimdi sık iğnelerimi tepesine batarak bir sıra sık iğne yapıyorum. Hepsine tek batıyorum arkadaşlar. Hiçbir arttırma yok. Bir sıra bu şekilde sık iğne yapıp geliyorum. Evet, sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi burada modelimizi koymaya başlıyoruz. Şöyle sırası gelen sık iğnemiz bu. Bunun bir altına batıyorum. Sırası gelen sık iğneye bir sık iğne yapıyorum. Sırası gelen sık iğnenin altına batıyorum. Sırası gelen sık iğneye bir sık iğne yapıyorum. Diğerine geçiyorum, bunun altına. Sırası gelen sık iğnemiz bu. Bunun altına. Evet arkadaşlar, bu sıramızı da bu şekilde örüyoruz. Şimdi arkadaşlar, burada modelimiz denk düşmedi. Burada şöyle bir şey yapacağız. Bir tane ilmeğimiz fazla olacak. Tam bu battığım yerin altına da batıyorum. Yani burada bir tane ilmeği mecburen arttırmak zorunda kaldık. Ama önemli değil. Şimdi şu uzun bacağımızın olduğu yere sık iğne yapıyorum.
Yandaki sık iğneme geçiyorum. Bunun altına batıyorum. Sepet dediğimiz modeli yapıyoruz arkadaşlar. Hemen bakın buraya bir sık iğne yapıyorum. Sık iğnemizin de altına batıyorum. Bir uzun sık iğne. Kısa sık iğne. Bu kısa sık iğnenin de alt kısmına batıyorum. Uzun sık iğne. Evet arkadaşlar, modelimiz böyle. Evet, bu şekilde. Bundan sonraki sıramızda da yine kısaları uzunla yapacağız. Yani kısa sık iğnemizin altına batacağız. Şuraya bir sık iğne yapacağız. Geleceğiz. Sık iğnemizin altına batacağız. Şuraya da bir kısa sık iğne yapacağız. Model hep böyle gidecek arkadaşlar. İstediğimiz yüksekliğe gelinceye kadar çantamızı öreceğiz. Evet arkadaşlar, ben çantamı ördüm. Şimdi şurada son sıramızı iş sürerek yapacağız arkadaşlar. O kısmı da göstereyim. Ondan sonra kaç santim ördüm onun bilgisini vereyim arkadaşlar. Çantamızı bitirelim tamamen. Şöyle başladığım noktaya geldim. Bakın arkadaşlar, şöyle batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Bir daha yapacağım. Katı kaldı çünkü. Şöyle geçiriyorum. Yandaki sık iğnemi geçiyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Diğer ilmeğimin içinden geçiriyorum. Arkadaşlar ne sıkı ne gevşek. Şimdi şöyle bir şey de yapabiliriz arkadaşlar. Saplarımızı örüp böyle iş sürerken saplarımızı birleştirebiliriz de, ya da bu izi süreriz, saplarımızı sonradan da dikeriz. Şimdi şu anda aklıma geldi benim de. İstersek şöyle uzunca bir ip bırakalım. Bu kısmı da burada bırakayım. Saplarını örelim. Saplarını ördükten sonra iz sürmeye devam edelim. Bir taraftan da saplarımızı birleştirelim. Arkadaşlar çantamı 20 santim ördüm. Şöyle tam boy bir genişliğini vereyim. Şöyle 45 santim. İpi de bırakacağımızı şöyle ayarlayalım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle 1. 2. 3.
4, bir boy daha bırakalım, 5. Bu ip bizim için yeterli olacaktır. 5 boy ölçtük ve burada ipimi kesiyorum. Evet, şimdi saplarımızı yapmaya başlayalım. Arkadaşlar 8 tane zincir çekiyor. Kilidimi yaptım. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Tam dibine batıyorum. 7 tane sık iğnemiz olacak arkadaşlar. Şuradan tığımı geçiriyorum. Başlangıç ipimi üst sıraya çıkartıyorum arkadaşlar. Burada onu saklayacağım. Tam dibine batıyorum. Normal sık iğne arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum, dönüyorum tam dibine. Arkadaşlar 5 sıra öreceğiz. 3. sırayı örüyorum, 2 sıra daha örüp geliyorum. 5 sıra ördüm. 2 4 5. Şimdi arkadaşlar şöyle şuraya batıyorum, şöyle katlıyorum, sık iğnenin tepesine batıyorum. Buraya çift batıyorum arkadaşlar. Yanındakine tek. Yanındakine çift. Yandaki sık iğneye tek. Yandaki sık iğneye çift, tek. Şimdi şöyle saydığımızda 10 tane sık iğnemiz olması lazım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane sık iğneyi böyle döne döne örüyoruz arkadaşlar. Sık iğnelerin tepesine batarak.
Evet arkadaşlar, bu şekilde istediğim uzunluğa gelinceye kadar öreceğim. Şöyle 30 santim ördüm. Şimdi arkadaşlar, batıyorum. Yandaki sık iğneye batıyorum. 3 tane ilmeğim var. Üçünü bir çekiyorum. Şimdi artık eksilteceğiz. Nasıl başta arttırmıştık? Bir tane tek örüyorum. Yine bir eksiltme daha yapacağım. Batıyorum. Yandaki sık iğneye batıyorum. Bir eksiltme yapıyorum. Bir tane tek. Batıyorum. Yandaki sık iğneye batıyorum. Yandaki sık iğneye bir tane tek yapıyorum. Ve şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane sık iğnemiz var şu anda. Eksiltmeyi bırakıyorum arkadaşlar. Şöyle geri dönüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar geri dönüyorum. Tam dibine batıyorum. Arkadaşlar 5 sıra. İkinci sıramızı örüyorum. Çeviriyorum. Üçüncü sıradayım. Dört. Ve 5. sıra. İpimi kesiyorum, çıkartıyorum arkadaşlar.
Şöyle bir geriden tekrar yerine takıyorum. İpimi de böyle saklıyorum arkadaşlar. Evet, saplarımı ördüm arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl monte edeceğiz? Şöyle çantamın ortasını buluyorum. Şöyle bunları karşılıklı getiriyorum ve buradan da ortasını buluyorum. Arkadaşlar şöyle ayarlamalar yaptım. Şu çantamızın ortası. Ortalarını bulmuştuk. Bakın şöyle. Bu çantamızın ortası. Şu ilmek belirleyicinin olduğu yerden saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.ye bir ilmek belirleyici taktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.ye de bir ilmek belirleyici taktım. Burada da aynı şekilde bunu saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.ye bir ilmek belirleyici. Burayı sayarken de buradaki ilmek belirleyicide olan ilmeğimizi de sayıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ilmek belirleyici taktığım yer 7. Şuraya saplarımız gelecek. Şu 7 olan kısma bu sapı dikeceğiz. Şu kısımda ara mesafemiz. Şimdi ben ilmek kaydırarak geliyorum. İlmek belirleyicinin olduğu yere geldim. Belirleyiciyi çıkartıyorum. Şimdi sapımı alıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle şu kısım dışarıya bakacak şekilde. Yani çantanın iç kısmına bakacak şekilde yerleştiriyorum. Birleştirmeleri de şuradan değil şuradan yapacağım. Sağlam olsun diye. Bakın takıyorum tığımı. Ve bir ilmek alıyorum. İçinden geçiriyorum. Çıkartıyorum, ilmeğimi kaydırıyorum. Sırası gelen sık iğneye batıyorum. Burada da sırası gelen noktaya. Şuraya çalıştık. Şimdi sıra şurada. Tığımı takıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Sırası gelen sık iğneye batıyorum. Arada supralar olduğu için takılıyor. Evet, son noktadayız. İlmek belirleyiciyi çıkartıyorum. Burada da son noktama batıp örüyorum. Evet, bu şekilde
çantamızın sapını da monte etmiş olduk arkadaşlar. Örmeye devam ediyorum. İlmek belirleyici kalsın. O çantamızın ortası. Evet. İlmek belirleyiciyi çıkartıyorum. Tığımı oraya batıp hazır bekliyorum. Şimdi şöyle sapımı yerleştiriyorum. Yine şuradan batıyorum arkadaşlar. Evet, son noktamızı da battık ve çantamızı örmeye devam ediyoruz. Sapımızın montajı böyle arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde de şu karşı tarafta da aynı şeyleri uygulayacağız. Buradaki yaptığımız ölçülerin hepsini karşı tarafa uygulayacağız. Ben şimdi çantamın saplarını takıp geliyorum. Sıranın sonuna da geldim arkadaşlar. Şu bıraktığımız ipten de şu kadar arttı. O ölçü, yani videonun içinde verdiğim ölçü, şu ip bırakma ölçüsü genelde tutar arkadaşlar. Yaptığınız şeyin etrafını 4 ya da 5 kez sardığınız zaman, ben garanti olsun diye 5 sararım genelde. Yani şu kadar bir şey artıyor. Geldim şuraya. Bir tane sık iğne kala örmeyi bırakıyorum arkadaşlar. Şöyle. Arada bir sık iğne var. Şu başlangıç noktasından ilmek belirleyiciyi çıkarayım. Başlangıç noktasından tığımı geçiriyorum. Şöyle. Sonra dönüp geliyorum. Bitirdiğim noktadan tekrar içeriye daldırıyorum ve şöyle içeriye alıyorum ve burada da iğneye takacağım arkadaşlar. Böyle arkanın da modelini taklit ederek ipimi saklayacağım. Bunu ön yüzünden de arka yüzünden de saklayabiliriz arkadaşlar. Şöyle bakın, modeli taklit ediyorum. İpimizi bu şekilde saklayabiliriz. İster düz yüzünde, ister arka yüzünde saklayabiliriz arkadaşlar. Burada ipimi kesiyorum. Evet.
Arkadaşlar Supra ipten bir tane kağıt ipimden de bir çile ip kullandım. Gram olarak vermiyorum. Çile olarak aldım ipi. Şimdi altında da bir tabanı var. Tabanı ayrı tartacağım. İpin şey gramajını çıkaracağım vesaire. Öyle uğraşmıyorum. Bir tane çile aldım. Bir çileden de şu kadar ipim arttı arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve beni Instagram hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın lütfen. Sevgiyle, sağlıkla, huzurla kalın. Hoşça kalın.